Köftede meslek sırrı nedir? Yani köftenin asıl lezzetini veren olay nedir? Sırrı önce sevgi. Yani bu gerçekten yani o işi sevmek, severek yapmaktır. Bu sırrı verdikten sonra doğru tercihlerle, etin doğru alımı ve onun doğru karışımlarıyla beraber bu güzel lezzetlere ulaşmak çok kolay. Peki işletmeniz çok merkezi ve işlek bir yerde. Bu bir avantaj mı bir dükkan için, bir işletme için? Bu tabii ki bir avantaj. İlk önce insanlar çok rahat ulaşabiliyorlar. Ulaşım araçları ortak noktası olduğu için burası. Herkes bizi tercih edebiliyor. Tüm insanlar gelip gördüğünüz lezzetlerin hepsini burada çok rahat bir şekilde tadabiliyorlar. Ürünlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Günlük taze olmasına dikkat ediyor musunuz? Siz mi üretiyorsunuz bunları? Tabii ki ilk başta tazelik en önemlisi bizim için geçerli olan. Bunlar anlaşmalı noktalarımız vardır. Buradan bu konuyla ilgili sorumlumuz kendisi gider. Gereken alışverişi yapar ve bize ulaştırır o ürünleri. Etlerimiz yine anlaşma sağladığımız bir çiftliğimiz vardır. Buradan tayin edilir. Dinlenme süresi vardır. Bu dinlenme sürecinden sonra işleme alınır ve hiçbir şey hazır değildir bizde. Her şey kendi elimizde, kendi bilgilerimizle hazırlanmakta. Taş devri usulüyle hazırlıyoruz diyebiliriz buna. Geleneksel yöntemlerle hazırlıyoruz. Dondurulmuş hiçbir ürün kullanılmıyor. Her şey günlük, taze ve lezzetli. Menülerimiz zengin, köftelerimiz özellikle zaten bizim en büyük baş tacımız. Onlar olmazsa olmazlarımız. Bunun yanında etli ekmeklerimiz, lahmacun, pide çeşitlerimiz, dönerimiz bunlar mevcut. Çok güzel bir kuru fasulyemiz var. Yemek de yapıyorsunuz. Bir tek kuru fasulye hazırlıyoruz ama çok lezzetli bir şekilde hazırlıyoruz onu da. Dostlarımızın gelip denemelerini ben tavsiye ederim. Ama yakında yeni bir sürecimiz daha olacak. Gelen misafirlerimizin bizden isteği biraz daha böyle bir kebap da arzu ediyorlarmış. Burada görmek istiyorlarmış. Biz de onları kırmayacağız. Şu an çalışmalarını yapıyoruz. Yakın zamanda kebap çeşitlerimize de tüm misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz.